Şöyle yapıyorlar. Karşıdakiler de bana öyle yapıyorlar. Xiaomi'nin Çinli çalışanları bana uzaktan böyle yapıyor arkadaşlar. Ben de onlara böyle yaptım. Selamımızı ilettim yani. Elimde bir tane Xiaomi 13 Pro videosu diyorum. Kutusu var. Ne yazık ki bunu ilk açan biz değiliz. Bunu daha önce açmış arkadaşlar. Orada bekleyenler, cihazı bize verenler. Ama çok değerli toplu kapattıklarını, bizim de şov alanındaki ürünlerden video çekmemizi istemediklerini, Hardware Plus olarak bizi tanıyıp hatta takip ettiklerini, o yüzden bize böyle bir kıyak yapacaklarını söylediler. Sağ olsunlar. Ben yine Yıldıray'ın yardımıyla cihazı açayım. Bunun da hangi renk olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama bundan sonra şu telefonlara bakalım hangi renk elimizde olduğunu. Şunu da vereyim Yıldıray sana. Aa, şansımıza yine siyah ve işte bizden önce açıldığı için acayip şeyli. Yine şöyle kutuyu göstereyim. Bir görecek mi bilmiyorum kameramız. 120 wattlık bir şeyimiz çıkıyor. Ne derler? Şarj cihazımız çıkıyor. Yani amiral gemisi telefonun içinden şarj cihazını hala eksik etmeyen markalar var. Xiaomi bunlardan bir tanesi. Ve tabii ki kablomuz var. Şimdi bu açılmış bir cihaz olduğu için kurulum da yapılmış olabilir. Şöyle bir şey yapayım. Açayım. Bu açılırken de size bu cihazın niçin önemli bir cihaz olduğunu anlatayım. Yıldıray bana yine oradan şu yumuşak olan şeyini, korumasını ve dokümantasyonunu verdi. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, Xiaomi biliyorsunuz, hep söylüyorum, Leica ile birlikte mühendisliği yapıldı sloganıyla tanıttı 13 ailesini. Ve bana soracak olursanız, değerlendirme videosunda da söyledim. Leica'ya bugüne kadar Leica'nın çalıştığı tüm markalardan daha çok değer veren bir etkinlik yaptı. Tabii ki bizim derdimiz etkinlik değil. Ben etkinlikle ilgili fikirlerimi zaten ayrı bir video ile sizinle paylaştım. Buradaki esas olanımız 13 Pro, Xiaomi 13 Pro. Şimdi deniyor ki lansmanda, ima edildi ki Xiaomi 13 Pro bugün itibariyle dünyanın en kabiliyetli, fotoğrafçılık anlamındaki en kabiliyetli amiral gemisi telefonu. Kabiliyetten kastım sadece iyi fotoğraf çekmesi değil, iyi fotoğraf çekmesi, iyi video çekmesi, bunları yaparken pilinden çok çok fazla enerji tüketmemesi. En azından bir önceki nesle göre. 8Gen 2 denilen Qualcomm'un bugün için en iyi işlemcisini kullanıyor olması vesaire vesaire. Akıllara ne geliyor? Bundaki 8Gen 2 mi daha iyi? Samsung'un S23 seviyesindeki 8Gen versiyonu mu daha iyi? Akıllara o geliyor tabii ki. Onu Türkiye'ye gittiğimizde ya da işte biz Türkiye'ye gitmeden buradaki yabancı basındaki arkadaşlarımızla kıyasladığında ne olduğunu göreceğiz zaten. Biz büyük bir ihtimalle yapamayız ama yapan arkadaşlardan şey yapıyoruz, inceliyoruz. Ben bir yandan cihazı kurmaya çalışıyorum. Bu cihaz Xiaomi'nin bence dünya mobil fotoğrafçılığına ilk ve en büyük damgayı vurmaya hazırlandığı telefon. Açıkça söyleyeyim bunu. Şimdi diyeceksiniz ki Ersin çok fazla yağlıyorsun telefonu. Çok fazla yağladığımın farkındayım çünkü çok güzel bir sunum izledik burada. Çok çok güzel şeylerden bahsetti. Biraz da gaza geldim. Bunun da farkındayım. Ama şöyle bir hikaye var. Bakın şimdi günümüzde amiral gemileri bile plastikleşirken, göreceli olarak plastikleşirken, görünümleri böyle ucuzlarken işte bizim ucuz marka algısıyla yola çıkan Xiaomi'miz Xiaomi 13 gibi, bana soruyorsanız krallar gibi görünen bir cihazla karşımıza çıkıyor. Şöyle tutarsam ne derece belli olacak bilmiyorum. Belki şöyle tuttuğumda biraz daha ortaya çıkar. Böyle bir kamera çıkıntımız var. Bunu 1 liradan daha yüksek olmadığı şekliyle yorumlayabilirim. Herhalde öyledir. Şimdi cihazı bir açalım. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama gelin ben size hem bu özelliklerle ilgili kendi yorumlarımı hem de cihazın teknik özelliklerinin neler olduğunu detay kamerasından cihazı gönderirken paylaşayım. Evet arkadaşlar, biraz önce söyledim ya, 13 Pro'yu kutusundan çıkarttık, Türkçe olarak kurduk. Hatta daha yakışıklı görünsün diye ekranda da karanlık modu aldık. Şimdi hepinizin bildiği gibi 6.73 inçlik bir ekranı var 13 Pro'nun ve Yıldıray'ın şu anda gösterdiği gibi MIUI 14 ile geliyor. Tüm diğer 13 seviyesindeki cihazlar gibi. Şimdi ekranının 6.73 inç olduğunu söyledikten sonra ben detaylarıma ekranla devam etmek istiyorum. TPU AMOLED denilen bir yeni Xiaomi'nin kullanmaya başladığı ekran teknolojisi var bu cihazda. 120 Hz'i destekleyen bir ekran. Tabii ki isterseniz 60 Hz'i seçebiliyorsunuz. Dolby Vision destekliyor. HDR 10 Plus destekliyor ve 1200 nite kadar çıkabiliyor. Bunu unutmamak lazım. 1200 nite kadar çıkabiliyor. Bu cihazın 1200 nit konusunda şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Siz cihazın ayarlarından
hangi app'in hangi nitte çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda düşük gereksinim gereken kullanımlarda cihaz kendisini otomatik olarak kısarak pil tasarrufu da yapabiliyor. Bunu bilmek lazım. Corning Gorilla Glass Victus var doğal olarak. Koruma paneli olarak cihazda. Zaten onun altındaki herhangi bir korumayı sanırım bugünün manuel gemilerinde şey yapmazdık, kullanmazdık. Kenarları, tam Yıldırım'ın şimdi gösterdiği gibi kenarları şey alüminyum alaşımlı. 210 gramlık bir cihaz arkadaşlar bu. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Farklı versiyonlarının 210 gram ile 229 gram arasında olacağı söylendi bize lansmanda. Ama neye göre böyle olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece konuştuğum yetkililerden bir tanesi Türkiye'de satacak olan ve çıkacak olan versiyonun 210 gram olacağını söyledi. Bunun detaylarının ne olduğunu öğrenirsek ilerleyen günlerde sizinle Türkiye'de İstanbul'da çekeceğimiz videolarda zaten şey yapıyoruz. Yıldırım biraz önce gösteriyordu size. 8.4 milimetrelik bir kalınlığı var cihazın ve kamera çıkıntısıyla birleştiği yerde de 8.7 milimetreye çıkıyor. Yani kamera çıkıntısı sadece 3 milimetre. Bunu da unutmamak lazım. Bizdeki cihazın rengi siyah. Bunun bir de hangi rengi vardı? Beyazı vardı bir de, evet, lansmanda gördüğüm kadarıyla beyazı vardı. Alüminyum. Yeşil de var ama Türkiye'ye gelecek mi onu bilmiyorum. Yeşili galiba 13 seviyesinde vardı. Bakarız ona. Alüminyum şeyden zaten bahsettik. Çerçevelerinden bahsettik body'de. Ben telefonun kasasını bir amiral gemisine yakıştırdım. Onu peşin peşin söylemem lazım. En merak edilen şey nedir burada? Yıldırım'ın şimdi bize gösterdiği kameraları tabii ki. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. 3 megapiksellik yardımcı kameramız ve yine 50 megapiksellik bir ultra geniş kameramız var. Şu dörtlü dizilim bence kameranın arkasına gayet yakışmış durumda. Sağ alttaki Leica yazısının altındaki flaşlar da çok sırıtmıyor. Benim buradaki şeyim ne derler, bakış açım. Bu amiral gemisi telefonlarda sadece Xiaomi'nin değil birçok farklı markanın kullandığı şu yeni düzen, yani o seramik yapı gayet başarılı. Bunu da o anlamda başarılı olarak bulduğumu söylemem lazım. 4800 mAh'lik bir pili var Xiaomi 13 Pro'nun ve 50 watt kablosuz 120 watt kablolu olarak şarj edilebiliyor. Bize lansmanda dediler ki 19 dakikada %100 şarj olabiliyor bu pil. Böyle olup olmadığını tabii ki İstanbul'da yapacağımız şeylerle, testlerle şey yapacağız, test edeceğiz. Bu arada Yıldırım, sen haklıymışsın. Ceramic White denilen bir rengi vermiş. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Mavisi yokmuş. Onu da bir kez daha söyleyelim. Yan taraftan Amerikan yardımı aldık hemen. Şeyimizi, ne derler, hatamızı düzelttiler. Ekranın üstünde bir parmak izi okuyucumuz var. Güvenlik olarak parmak izi okuyucusunu kullanacak olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Ve Bluetooth 5.3'ü destekliyor. Wi-Fi'de de 802.11a seviyesinin bugüne kadar geçerli olan tüm versiyonu. A, B, G, N, A, C filan filan hepsini destekliyor. Bunun da 3.5 milimetrelik şarj cihazı yok. Peşin peşin söyleyeyim. Ama şeyleri, kulaklık girişi yok ama hoparlörleri, stereo hoparlör bilgimiz olsun. Onu da öden çıkartalım. Atladığım bir şeyler var mı diye şöyle bir notlarıma bakmak istiyorum. E6 AMOLED ekranı var. Onu eğer söylemediysem söyleyeyim. Hafifliği dedin, onu da söyleyelim. Biraz önce bahsettim ondan gerçi ama tekrar şey yapalım. 210 gram ya da 229 gram olarak görünüyor teknik dokümanında. Türkiye'de piyasaya çıktığı zaman kaç gram olduğunu arkadaşlarımızla paylaşırız. Bugünkü Xiaomi etkinliğinden sizinle paylaşacağımız son cihaz 13 Pro oldu arkadaşlar. Biz ucuzdan pahalıya doğru gitmeyi tercih ettik. 13 Lite ile başladık. Günün yayınını 13 Pro ile, bu yakışıklı delikanlıyla bitiriyoruz. Artık fuardan başka videolarla önümüzdeki 4 gün boyunca Hardware Plus kanalında sizlere İspanya'da yapılan MWC fuarının heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. O videolarda görüşürüz.